Türkiye'ye gönderilecek sığınmacıların gelişine saatler kaldı. Dikili'de tüm hazırlıklar tamamlandı. Bugün sadece Dikili'ye geliyor sığınmacılar. 400 sığınmacının bugün buraya getirilmesini bekliyoruz. Şimdi sizlere açımız çok dar olsa da nerede hazırlıklar yapıldı onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Burak Uygun gösteriyor. İşte burası Dikili Limanı. Arkada gördüğünüz kırmızılıklar, çadırlar, kurulan çadırlar. İşte sığınmacılar bu bölgede indirilecekler buraya. Ardından parmak izi kontrolüne geçirilecekler. Peki neden parmak izi kontrolü? Yunanistan'dan alınan parmak izleriyle karşılaştırılacak bu izler ve daha sonra uyum sağlandığı takdirde prosedür işlemeye başlayacak. İlk önce sağlık kontrolüne geçirilecekler. Fotoğrafları çekilecek, kayda alınacaklar ve daha sonra buraya getirilecek olan otobüslerle belirlenen noktalara gönderilecekler ve ondan sonra da ülkelerine iade işlemlerinin başlamasını bekliyoruz. Yoğun güvenlik önlemleri var. Gördüğünüz gibi limanın tamamen polis barikatlarıyla çevrildi. İçeride de yoğun güvenlik önlemleri var. Yine sığınmacıların getirilmesi sırasında güvenlik önlemleri de has safhaya ulaştırılmış durumda. Şöyle ki her mülteciye bir güvenlik görevlisi, Avrupa Birliği tarafından görevlendirilen bir güvenlik görevlisi eşlik edecek. Gemilerin kapasitesi 200 ve 100. Ayvalık'tan kiralandı gemiler. Kapalı gemiler bunlar. Neden kapalı gemiler tercih edildi? Çünkü sığınmacıların gelişleri sırasında denize atlamamaları, olay çıkarmamaları için böyle bir yöne başvuruldu ve bunun dışında da yine güvenlik güçleri her sığınmacının başında bekleyecek olası bir olaya karşı. Buraya getirildikten sonra da ilk adımı attıktan sonra da aslında Avrupa Birliği imzalanan bu süreçte başlamış olacak. Süreçle birlikte de Türkiye'ye çok sayıda mültecinin gelmesini, sığınmacının gelmesini bekliyoruz. İlk aşamada getirilecek olan 400 kişi Suriye uyruklu değil. Edindiğimiz bilgiler bu yönde. Bu gelen kişiler farklı ülkelerden Türkiye kıyılarını kullanarak Midilli'ye geçen ya da karşıya geçenler. Bunlar ilk aşamada buraya geldikten sonra kimlik tespitleri yapılacak ve ikili anlaşmalar çerçevindeyseler bu kişiler ülkelerine iade edilmeleri söz konusu olacak. 20 Mart'ta bu anlaşma yaşama geçmişti. 20 Mart'a kadar yoğun bir kaçak trafiği vardı. 20 Mart'tan bugüne kadar 912 Suriyelinin karşı adaya geçtiğini biliyoruz. Evet, artık sayılı saatler kaldı. Hem Midilli tarafında hem Dikili tarafında yoğun hazırlıklar var. İlerleyen saatlerde sığınmacıların Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz.